Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Yine beraberiz. Yine güzel bir günden herkese selamlar olsun. Bugün gittim Kaan Elektronik'ten şu gördüğünüz lastik basınç ölçer aleti aldım. Çünkü uzun yolda benim gerçekten en büyük ihtiyaçlarımdan bir tanesiydi. Ve bunu da takmak üzere hem sohbet edelim hem de böyle esprili biraz şakalaşarak biraz da gülerek bir çekim olsun diye. Ben geldim. YGS Burak'la beraberiz. CNZ gibi oldu. Vallahi bir anda beraberiz. Burak'cığım. Gerçi çok basit. Takması çok kolay ama... Vallahi sen bile yaparsın bunu. Ben bile yaparsam ya herkes yapar. Herkes yapar. Onun için hep beraber bir hem böyle sohbet olsun diye ben bahane yarattım geldim. Abi bunu ne gerek vardı taksaydın evde de, dedi. Ben dedim yok sen tak. Ben senin takmanı istiyorum dedim. Ben de takacağım. Sen de tak. Al abi. Şimdi neler var neler yok hep beraber görelim. Hadi görelim. Hadi. Geçelim şöyle geçelim. Motorumuzun evet, başına. Göster abi. Sağ olsun bu arada kamera arkasına Kaan Şef var. Kaan Şef. Onlara da çok güzel bir videolar gelecek. Nasıl Hello. Videolar gelecek? Bir kamp yapacağız abi. Eğer istersen sen de gel. O kampta lezzetler tadacağız. Neler yiyeceğiz, neler göreceğiz. Kampta neler Kaan yapılabilir. Kaan mı yemek Kaan yapacak. O zaman kesin geliyorum. Ben de mesela sen ben böyle malzemeler alacağız. Biz de deniyor gibi bir şeyler yapacağız. Yapabiliyor muyuz'u göreceğiz. O da puan verecek. He. Yersen. Yersen. Bakalım neler var abi. Nelerimiz var abi? İki tane sensörümüz var. Evet. Ön ve arka lastik için. Evet. Ana ünitemiz var. Evet. O burada gidona takılan. Evet. O gidon için aparatımız içinden çıkıyor. Gidona sabitlemek evet. için. Bunlar ne işe yarıyor? Evet, onlar ne abi? Bunlar kapak ne olsun yarıyor? Mu? Ne o? Kapak olsun diye değil abi. Her gönderilen bir parçanın işlevi var. Biliyorsunuz bunun içinde neyimiz var? Ha, evet. Bunu çıkartmak için kullanıyoruz. Ya. Aa, bu ya. Peki yanımızda mı olacak bu? Yok. Bunu her şeyi burada çıkarmak için. Evet, burada mesela şu şekilde şuradan yakın gösterebilir miyiz? Çıkartayım mı? Tabii ki. Nasıl bir şey abi? Bir daha göster. Abi şunu şuraya koyuyoruz. Zaten yerleri var mesela onu şu oraya koydum. Buraya sabitle. Şunla da geliyor. Şuraya şu şekilde çevirip bunun kapağını çıkartıyoruz. İçindeki pili değiştiriyoruz. Evet, pil değiştirmek için. Haber veriyor mu acaba? Aynen. Hiç bilmiyorum bunu. Veriyor, veriyor. Ha, veriyor. Sen şunu söyledin. Dedin ki yolda muhakkak bu yanımda evet, olsun dedin. Evet. Niye abi? O neden yanımızda olacak? Şimdi montajını yaparken göstereceğim. İçinden iki tane de bir somumuz çıkıyor. Evet. Somumuzu çıkarttık. Evet abi. İlk önce içinden çıkan ha. Somunumuzu takıyoruz. Bu kontra görevini görecek. Yani birisi gelip çıkartması istediği zaman çıkmasını engelleyecek. Emniyet. Anladım. Geldik. Bunu da buraya taktık. Bayağı da büyükmüş. İlgi şeker ha. Harbiden. İyice sıkıştırdık. Hı-hı. Ondan sonra arkadaki somunumuzu getirdik. Dibe mi? Evet yaradık. Dibe. Ondan sonra da anahtarımız yardımıyla bunu sıktık. Ha, arkadan da sıkıyorsun. Sektik. Ne oldu? Sökülmüyor. Oynama. Sökülmüyor. Ben basınç eksildi uyarısı verdiğinde geleceksin. Bu anahtarla aynen bununla buraya gevşeteceksin. Ondan sonra biraz daha gevşetelim. Gevşetiyoruz. Gevşeyince o da açılıyor. Bu da açılıyor. Eyvallah. Onu kaybetmemek gerektiğini anlamış oldum. Ben burayı tekrardan önemliymiş o. Sıkıyorum. Evet. Burak bir de bunun yedek bir şeyler var burada anladığım kadarıyla. Neyin yediği İç abi? İç kısmımızın. Ha şu şeylerin. Hı-hı, o-ringleri. Evet. Hava kaçırmaması için. Anladım. Tamam. Onlar da yedek olarak tamam. İçinde veriyorlar. Kutunun içinde çıktı. Evet. Kontra somunumuzu taktık. Sensörümüzü. Onu da taktık. Taktık. Anahtar yine lazım olan anahtarla. Tabii ki. Geldik. Evet. Çevirdik bunu yine. Sonuna kadar getirdik. Daha sonra da anahtarımızla çeviriyoruz. İyice sıkıyoruz. Evet. Tamamdır. Evet bunu da açtık. Serkan'cığım nereye evet. istiyorsun? Abi uygun olan yer neresi? Genelde şurada telefon taşıyıcı olur. Orada telefonumuz olduğu için şuraya. Şuraya yakın mı olsun? Nasıl olur? Görme şansın nasıl olur? İyi olur. Daha iyi. Olur mu? Evet. Tamam. Evet, daha iyi. O zaman bunu da getirelim. Ya senin şu müşterilerle iletişimine bayılıyorum. Serkan'cığım nasıl olsun filan kamera varken böyle çok kibarsın bana. Normalde
normalde böyle konuşmaz. Beni gömer de gömer. Ama şimdi kamera var diye. Serkan'cığım nereye istersin? Müşteriye böyle şey olsun diye. Başlayayım mı? Başlama. Evet, şimdiki fazla sıkmayayım. Evet. Bir ayarını yapalım ona göre. Belki ben beğenmeyeceğim. Olabilir tabii ki. Sen uyuz müşterisin. Evet. Ama bak orayı seçtik. Uzanır mı? Kablolu sorun yaşar mıyım? USB. Ne kablosu? Çünkü orada. Ya bunun pili öyle çabuk bitecek bir şey değildir. Ha. Tabii. Bununla şarj oluyor burada bu arkadaşlar. Bu kabloyla USB yerimiz var. Bakın şey dedi bu arada Tenere 700'lerin yeni şeyinde USB'li adaptör yapmışlar şarj için. Buradan ünite gücü alıyor. Alacağız. Telefonumuzu buradan şarj edebileceğiz. Bu da gerekirse bu aletin de şarj kablosu buradan oraya uzatabileceğiz. Çok da minnak güzelmiş ya böyle şey. He? Güzel. Görüntü. Hem görüntü hem de çok işine yarayacak bir şey. Evet. Ya acaba lastikte bir şey mi var diye burada gördükten sonra için rahat olur. Öbür türlü uzun yolda hani böyle durmayayım devam edeyim diye zaman açısından değerli bir şey oldu. Tabii ki. Yani Serkan'ı gömmemi istiyorsanız gömün. Like atmaya devam edin. Like atın. YGZ Burak 10 yazın. Benden indirimi kapatın. Burada da bak Serkan bir tane kontrolümüz var. Bunu evet. Çıkartmak istediğiniz zaman şöyle bu tarafa gelirse. Evet, sen. Buradan da gösterelim. Hı-hı. Arkadaşlar görsün. Burada bir kontrolümüz var. İlk önce şunu bir boşluyoruz. Düzlüğüne bakıyoruz. Ondan düz mü sonra değil mi çıkartıyoruz. Yok, çıkartmak için. Ha, çıkartmak için. Tabii. Şarj edebilme adına. Hı-hı. Yolda ben şarj edebilirim ama onu. Yani yanına almak istersen. Evet. Ondan sonra taktıktan sonra geliyoruz. Yine kontrolümüzü buradan sıkıyoruz. Düz mü ama? Ben çok şeyim böyle uyuzum ben. Düzünü ayarla. Evet düz abi şu an. Tamam. O zaman biraz daha. Sonuna kadar sıktık. İşlemimiz bu. Zaten oynayabiliyorsun istediğin tabii gibi. Ki. Evet. Bakarız. Yok. Evet arkadaşlar buraya kadardı. Bitti. Tamam. Bunu şarj ettikten sonra taktığımızda görüntüsü gelir. Eline sağlık. Bu kadar basit. Arada kalmam abla. Hiçbir şey yok. Abi o yüzden ben gerçekten bayıldım. Arkadaşlar bundan edinmek isterseniz lütfen Kaan Elektronik'e gidiyorsunuz. Hatta Sekodu Sakal 10 yazıyorsunuz. %10 indirimli sahip olabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Hasanpaşa'ya geldik. Dostlara, arkadaşlara uğramadan da gitmeyelim dedik. Bugün çok önemli bir olaya detaya gelelim. Burada Burak'ın demin yanındaydık. Onun motorunu teslim almaya geldik. Hazır gelmişken de çok ilgimi çekti. Bir sürü motor var ve bu bir sürü motorlar liste satış fiyatı üzerinden satılmakta. Niye bu konuya değiniyorum? Çünkü birçok Japon motorları hala liste satış fiyatı üzerinden ve kara borsada satımı yüksek fiyatlardan giderken KTM böyle bir şey yapmamış. Bu da beni çok etkiledi. İsterseniz hep beraber hem modellere bakalım hem de Burak'la bir video sizi bekliyor. Hadi hep beraber. Burak'cığım hayırlı olsun. Sağ olsun canım benim. Ne aldın abi? Buraya da hazır geldik. Seni de bulmuşken hem de istedik ki buraya da bir uğrayalım. KTM'de nedir, ne değildir? Durumlar nasıldır? Vallahi nasıl? Elden bir şey söyleyeceğim. Elden para verip sıraya falan girme var mıydı abi? Yok abi. Yok. Zaten kimse yok değil mi içeride? Yok kimse yok. Rahat konuş. Kimse yok yok. Zaten elden ne para verdik ne bir şey verdik. Ondan sonra liste fiyatı üzerinden olduğu gibi motorumuzu teslim aldık. Sen bunu söylediğinde ben nasıl ya falan dedim. Yok mu gerçekten? Evet öyle bir şey yok. Yok. Yani liste fiyatı neyse o. Ben çok şaşırdım ekstradan, abi. Ekstradan üzerine zaten motoru tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi bu. Daha önceden ben yine KTM 250 Adventure, 390 Adventure kullandım ama tek silindir olduğu için bana çok fazla hitap etmedi. Şimdi ondan sonra çabuk sattım o makineleri. Bu sefer 890'ı hele yeni granajlı halini görünce aşık oldum. Bir önceki motorumu sattım. Daha önce ne kullanıyordun abi? Triumph Tiger 2018 model makinem vardı. Hı-hı. Kilometre biraz yükseldiği için sıfır makine bakarken Alen sağ olsun makine önerdi. Gördüm ve aşık oldum. Evet. Makineyi de bugün teslim alıyoruz artık. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı. Ben gerçekten çok sevindim. Güzel bir makine ama tabii deminden beri motoru ileri geri çektiriyor.
Nedeni ise anahtar bende. Anahtar kusura bakma. Şurada bir lokanta var abi. Tamam, çekimden sonra oraya, oraya mı gidiyoruz? Evet tamam. Evet. O zaman sulu sen, yemekler falan yeriz. Al sen şimdi bunu. Bu anahtarı şimdi şey yapmak için. İdare ederiz bunu. Tamam ondan sonra. Sorun değil. Anahtarı şeyimiz. Anahtarı sonra. Anahtarı. Sulu yemeği yiyelim abi. Ondan sonra. Şaka bir yana. KTM'de bu Adventure kaç abi? Şimdi aldığımız 890S modeli. Evet. Ben sadece ben basayım. Kaan bugün seni çok yordum biliyorum. Gelsene abi şu kadrına hadi bir bakalım. Bakalım hep beraber. Anahtarı izninle iç açılışı ben yapayım. Evet. Şöyle anahtarımızı ready to race. Oo güzel. Hayırlı olsun. Yalnız benzin yok herhalde. Ya onu da sen alırsın artık ya. O zaman şöyle yapıyoruz. Bana verdiğin parayı ben şöyle koyuyorum abi. Tamam mı? Şöyle şuraya şuraya yerleştirelim. Sen hayırlı olsun benzin parası abicim. İyi günler kullan. Ama biz yemeğe gidiyoruz birazdan. Yemeğe gitmeden önce de Ahmet'le bir görüşelim istedim. Ahmet'le bir çekim yapalım. O da burada. Ahmet'ciğim ne haber? Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Seni sormalı. Nasıl gidiyor satış, bilmem ne böyle? Satışlar güzel. Satışlar ön siparişle geliyor. Şu anda hala hazırda elimizde motor sıra yok. Alıyor musunuz? Öyle bir şey var şimdi mı? Nedir? Sıra olayı şöyle. Ödemenin tamamını yapana fiyatı sabitliyoruz. Hmm. Kapara verirse, motor geldiğinde rakam neyse o günkü rakamdan alıyor. Liste satış fiyatı üzerinden alıyor. Evet. Şimdi ben bir Yamaha'cı olarak, Honda şey olarak fazla uzaklaşmayalım. Şöyle gel abi. Honda ve Yamaha'cılar, nedense Japonlar şöyle bir durum var. Sıraya bırak yazdırmayı, motor var mı diye geliyorlar, motor yok. Evet. Bir de üstüne üstlük, biz önden para versek yine olur mu? Olmaz deniliyor. Üstüne üstlük, bir de almaya kalksalar biraz ne yazık ki bayilerde şey var. Biraz liste satış fiyatı üzerinde bir satış var. KTM nasıl oluyor da motor geliyor abi? Yani KTM'de üretim konusunda sıkıntı yok. Tam tersi üretimde fazla motor da üretiliyor. Avrupa'dan gelmesi mi bu? Avrupa'dan geliyor. Avusturya menşei. Evet. Yani şu anda stoğumuzda sıkıntı yok. Satışlarımız devam ediyor. Yani, İlerleyen süreçlerde daha da stoğumuz artacak. Üretim fazlası. O derece. Evet. Ben hatta bir model duydum. Yokken sizde hatta test bile açılmış bir motorunuz var. Evet. Dışarıda modelini bilemedim. Söylemişti bana. Burada. Burada. Gel ona da bir bakalım Kaan. 890. Evet. Adventure'ın SMT modeli. Biraz daha cadde versiyonu. Evet. Biraz daha yol, biraz daha şehir içi. Geveze bir çocuk bu. Güzel bayağı agresif. Hoşuma gitti. Evet. Yani evet. Her yola gelir mi? Her yola gelir. Uzun yola gider. Oynamak isterseniz virajlarda çok rahat, çok kaç güzel. Kaç cc demiştim pardon? 890-872 cc. 872. Evet. Çift silindir, paralel çift silindir. Evet. Arkadaşlar aklınızda olsun ama beni ne etkiledi biliyor musunuz? Beni tanıyan biri olarak Ahmet bana tek bir motor gösterdi. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Sahibine de hayırlı olsun bu arada. Harika bir motor. Makinanın bu motordan bize bahseder misin abi? Bu makinayı da ben görünce hani ilk seferde aç derler ya. Evet. Yani. Sen bu, de çünkü mantığımız aynı. Sen de anladın değil mi? Yani. Serkan abi dedin gel bak bir buna bu bir, makine, bir bak dedin. Evet. Kesinlikle alınması gereken bir makina. Fiyat konusunda da öyle. Ve makina dolu geliyor şu anda. Neler var abi üzerinde? Aldığımızda neler geliyor? Konfor selemiz var ön arka. Ön konfor sele ısıtmalı olarak geliyor. Elcik ısıtmamız var. Üzerinde geliyor. Hı hı. Paket açık. Cruise shifter, rally pack, cruise control. Hepsi açık geliyor bunda. Telefona eşleştirebiliyorsunuz. Renkli ekranımız var. Şuradan ekranını da gösterebilirim. Evet. Varsa... Oo. Gerçekten. Sis farları üzerinde geliyor. 4 modda geliyor sürüş modu olarak. Yok yok neredeyse. Evet. Ve fiyatı nedir şu anda güncel? Yani şu anda 22 Haziran ayındayız başında. Yaklaşık 520 bin lira civarında yapıyor. Arkadaşlar bunları tek tek bu motora uygulamaya kalksanız, tek tek uygulamaya kalksaydınız. 4500 euro gibi bir aksesuar var üzerinde. Mi? Hediye olarak gelmiş oluyor. Bence de çok güzel. Benim kafamda deli böyle bir düşünceler oldu bu motorla ilgili. Ben beğendim. STR yani, rally lastikler üzerinde. Bu lastiklerle geliyor. Harika. Ve harika. Makina 105 beygir, 100 tork var. 214 kilo bu ağırlığıyla. Yani karter koruma falan. Çünkü üstünde bayağı bir kalın bir karter koruma var.
Evet, ben bununla şey, birlikte geliyor. Evet, şeyi sordum. Bunun ön koruma demirleri falan ne yaparız diye. Sen de dedin koruma ki koruma demirine ihtiyaç yok. İhtiyaç yok. Düştüğünde zaten yan çanta artı art karter korumadaki o şey bütün darbeyi emecek şekilde ön planda. Bizim depolarımız burada. Evet. Onallitli, sağlı sollu. Evet. Yani makina depo doluyken daha dengeli oluyor. Ağırlık merkezi aşağı düşüyor. Evet. Bir de bu 890'ın R versiyonunun amostör sistemi var. Expoler, Wi-Fi Expoler sistemi. Bundaki sistem bizim cross'larda kullanılan amostör sistemiyle aynı. Çok soft bir sürüş sağlıyor kullanıcıya. Anladım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Çok sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet. Evet. Burada hayırlı olsun diyoruz. Valla bu varken gittin onu almışsın. Bence gerek yok. Göstermedim ama bana. Göstermedim. Ben bunu görmüş oldum. Benim iştahım kabardı. Ben net söyleyeyim size. Bu yeni geldi. Yeni gelmiş. Yeni geldi. Sahibine de hayırlı uğurlu olsun bu arada. Burak'cığım sana da hayırlı olsun. Ya, sağ olsun. Makinede kaldım ben ya. Yemeğe geliyor musun? Yemeğe gidiyoruz. Kaan gidiyoruz değil mi abi? Tamam. Size afiyet olsun o zaman. Ben burada hiçbir işim vardı, ben gideceğim. Peki. Hep beraber gideceğiz, sorun değil. Teşekkürler. Çok sağ olun. Rica ederim. KTM Sport Moto'ya çok teşekkür ediyoruz. Bir imkanı verip çekim yaptık kısa süreli. Şimdi Hasanpaşa'da başka bir yere gidiyoruz. Şimdi de geldik Cem Ayrımbat'ın dükkanındayız. Cem Ayrımbat biliyorsunuz ikinci yeni el dediğimiz malzemelerle dolu. Ben buranın ilk açıldığı zaman çok iyi hatırlıyorum. Böyle çok az malzemeler vardı. Onunla birlikte şimdi ise hem sıfır artı çok çok az kullanılmış, neredeyse paketi dahi açılmadan gelen malzemelerle dolu. Cem bize zaten anlatsın. Cem buyur abi, hoş geldin. Selam Serkan. Dalsu ben hoş geldim. hoş geldin. Abi dükkan bayağı bir değişmiş. Ben bayağıdır gelmiyordum. Bayağıdır dediğim her geldiğimde zaten farklı bir konsepte karşılıyorsun. Aynen. Neler yaptın? Oynamayı seviyorum mağazayla. İlk önce dalışa gittin. Ne yaptın abi, onu anlatsana. Abi Kaş'a gittik. Bizim her sene rutin bir veya iki defa dalış programımız var. O da zaten bir hafta kadar nefes almaya falan. Gittik oranın İhtiyacım güzel sularında vardı. Falan. Şarj olmak için. Şarj oldum. Her türlü kavga dövüşü hazırım. Peki. Abi bir kere burası çok güzel bir şey olmuş. Hatta ışıklar falan da yapılmış buraya. Bir, evet, bir şey çalışma var. Özel mi? Yoksa? Daha önceden beni YouTube'dan izleyenler bilir. Kanalım burada, vardı. Evet evet, YouTube'da canlı neydi, müzik programı. Cemal'in Batla biraz müzik biraz söyleşi tarzında bir şeydi. Evet. Gene ona devam etmekle etmemek arasındayım. İşte ürün konseptine devam edeyim etmeyeyim falan. Onunla ilgili kafamda soru işaretleri var. Çok güzel olmuş ama. Yani ben çok beğendim. Evet evet, şu kutular falan biraz boşalınca burası biraz daha fazla ışık alacak. Bunlar boşalır. Çok daha güzel. Evet, bu arada boşalacak. Niye boşalır söyleyeyim. Yani kullanıcı olarak yeni, aynı zamanda da fiyatlar çok uygun. Aynen öyle. Normal şartlarda çok daha yüksek rakamlara satılması gereken polikarbon kasklar yaklaşık 150 tane kadar. Şimdilik her bedende mevcut. İsteyen şu an gelen istediği bedeni bulabilir gibi düşün. Haziran'ın başındayız. Fiyat ne şu anda? Valla kurlarda yeni bir zıplama olmazsa 1600, 1700, 1800 fiyat bandımız var. Fiyatlar çok iyi bence. Bugün uğradığımız her yerde şaşırıyorum. Çünkü niye şaşırıyorum? Kafamda kuruyorum. Diyorum ki bu fiyatlar bu hale geldi. Kim bilir kaçı alacağız derken fiyatlar aynı. Hele bu hafta bence kaçırmayın derim. Bu hafta özel bir tane, ben bugün gelmemdeki en büyük neden olan bir malzeme var. Onu göstereceğim arkadaşlara. Benim tamam. gibi Yamaha kullanıcıları için müthiş bir ne sürpriz aldım. Var. Ne ha, en son onu en son göstereceğim. Videoyu izlemeniz için yapıyorum. Genelde öyle yapıyorlar ya. Abi sırayla gidelim sonunda. Şimdi ne yapacaksın, ne edeceksin, neler var? Ölse elektronik ona malzemeler var burada. Elektronik malzemelerden bir Serkan, sürü şey Serkan şöyle var. Normal şartlarda hemen elektronik malzeme burası çok full çekiyordu. Şu gördüğünüz siyah kutular aslında interkomlarla dolu olması lazım. Ve fakat motosiklet fuarından çıktığımız için şu an sahibi olduğum interkomların %80'i %90'ı satıldı. Şu an yok satıyorum. Satıldığı için şu an elimde çok az sayıda interkom kaldı. Ama tahminimce bir aya kalmaz. Gene şuradaki kutucukların hepsi dolmaya başladı. Hatta bugünden bile doldu. Şu an elimde. Bunu ilk izleyenler hemen benimle iletişime geçebilir. Evet. Cardo Pack Talk'un Edge'i var. Elimde bir adet sıfır ürün. Şu an piyasa fiyatı 13,5'lar civarında. 9000'e vereceğim. Arayan ilk kişiye veririm. Bilginiz olsun. Bunu koymam, ben ararım. ve bir tane de ne vardı?
KNMaster 6000 serisi mi ne vardı? Ondan var elimde. Yukarıda bakmadım. O da sıfır ürün, hiç kullanılmamış. Onu da yine benim ilk iletişime geçenlerden birine verebilirim. Evet. Kilitler var, disk kilitleri. Disk kilitleri var. Bunlar sıfır ürünler ama piyasaya en uygun fiyata gene şu an için ben de. Evet. 6 milim ve 10 milim olmak üzere. Onun haricinde Abus'un falan disk kilitleri bana çok gelir gider. Yurt dışından gelen arkadaşların sağ olsun. Tabii tabii. SRA sertifikalı, kesilmesi kırılması zor olan ürünler falan var. Ben genelde aynen öyle. Şimdi şöyle şuradan başlayayım. Evet. Serkan'ın bahsedeceği şey burada olduğu için onu ben sonra göstereceğim. Şurası komple yeni gelen high-end ürünlerle dolu. İçerisinde Klimin'den Rukka'sına, Dynes'ine, Revit'ine, Spiris'ine varıncaya kadar marka değerleri yüksek olan ürünler var. Ben şu rengi çok bayıldım. Çok güzelmiş Dynes'in mesela. Mesela sıfır outlet ürün. Her birisi beden beden. Her bir dikme, yukarıdan aşağı olanların her birisi bir bedendir. Burası mesela small bedeni. Hmm. Tam karşımız medium. Burası large, bir sonraki x large, sonraki 2x, 3x large diye geçiyor. Kadın reyonu son iki reyonda. Arkaya doğru geçelim. Mesela kotlar var. Senin bu arada bu sabah izledim canlı yayında. Kotlarda Rider denim neredeyse bitti. Aynen öyle. Yeni anlaşabileceğin ekipman şeyi olan varsa kot, onları davet ediyorum. Davet ediyorsun. Şimdi şöyle ve biliyorum da hani niye geçen fuarda ve bu fuarda da Vecto'nun elinde örnek veriyorum bir sürü kot pantolonlar var. Hem outlet hem defolu. Evet. Gerek yeni sezon gerek eski sezon. Önemli olan defo burada dediğimizde yani abi saçma sapan ya. Zaten hani gözüme batmayacak. Hatta kullanırken belki de ilk kullandığında bir şey oluşabilecek bir defoyu yani o anda alıp da kullansan fark abi, eden bir şey. Abi insanlar bazen kendileri açıyor. Şuradan bir çentik veriyor ki kumaş sarksın falan ben gibi. Ona çok hiç basit şeyler. Bile. Abi kasklara geçelim mi? Kasklar ne, abi, kasklarda, ne durumda? Kasklarda süper şeyler var. Yani mesela bak bu benim çok ilgimi çekti. Belin çok iyi hatırlıyorum. Çok güzel ve hafif abi. Bunu rahatlıkla aldım mesela. Bak, aynısının matı da var. Evet. Abi şu kask, karbon kask $1,100 fiyatı var. Yani $1,100 eşittir. Şu an 23-24 bin lira para. Yepyeni. Sıfır kask, hiç kullanılmamış. Tarihi eski yani ne kadar eski. İçinde pedlerinde falan en ufak deformasyon yok. Her abi şey yok. Şimdi elimde bildiğin tuttuğunda sıfır kask. Şöyle içinde göstereyim evet, size hatta. Yumuşacık. Bildiğin sıfır kask. Sadece tarihinden dolayı biz bu ürünü 4000 liraya satıyoruz şu an. Saçma sapan bir ama sadece beden yok, öyle bir sıkıntımız var. Yani 4000 liraya X small mı? Veya small giyiyorsunuz bu kask sizin için medium veya medium'u biraz zorluyor. Baş ağrısı yapabilir, denemek lazım. Ama kesinlikle large, X large bedenleri yok. Şöyle bir sürü görüyorum zaten. Hatta benim şunun aynısından var Turatec. Ve gerçekten memnun kaldığım güzel kasklardan bir tanesi de. Enduro'cu arkadaşlar, beni seyredenlerin çoğu zaten bu model kask kullanan kişiler. Bunlara bakabilirler. Eldivenler, şimdi oraya da bir ayrı bir şey yapmışsın. Eldivenler evet, de evet var. Eldiven sayımız şu son bir ay içerisinde fuardan bu yana eldiven soran çok fazla insan vardı. Evet. Bir de tulumları gösterelim. Çok eldivenlerle az kalmış. Ilgili şöyle bir şey diyeceğim. Yakın zamanda eldiven stoğumda ufak bir artış oldu. Hani daha önce arayıp bulamayanlar şu an biraz daha dolacak. Ama bir aya kalmaz bayağı dolacak, öyle diyebilirim tamam size. Şu anda şey. Peki ben bugün buraya gelmemdeki en büyük nedenlerden benim gibi Tenere kullanıcıları ve Yamaha severler olarak bir mont gösterdin evet sen bugün. Ve çok hoşuma gitti. Saçma sapan bir rakamı veriyorum. Evet, buradan alalım Kaan seni. Şuradan şöyle alabilirsen bizi. Hatta biraz şöyle açalım. Evet, şöyle benim için bir ben güzellik yap. Abi mont bu. Yamaha'nın montu, fileli yaz için. Yazlık. Ve sırtında da Yamaha yazıyor. Bu şekilde bir mont. Bu mont şu an bugün ve yarın için. Bugün ve yarın. Bugün ve yarın için. Yani şöyle oluyor. Biz bunu pazar günü yayınlıyoruz. Peki benim için şöyle bir şey yap. Senin adını verip gelen olursa. Benim adımı verip gelen olsa Sekodu Sakal programında izledim diyen olursa. İzledim geldim derse pazartesi salı olsun mu? Olur. Önümüzdeki hafta içerisinde çarşambaya kadar ama sadece senin programın ismini verirler. Hani gelip geldim aldım kesinlikle yok. Yok, Sekodu Sakal da izledim. Yamaha ben de kullanıcısıyım ve mont çok hoşuma gitti diyen olursa çarşambaya kadar, çarşamba saat 5'e kadar evet gelip alırlarsa o fiyattan yararlanabilecekler. Bunu bu da fiyat belirtelim. İçin de Instagram'a bakın lütfen. Evet. Ben de fiyat şimdi söyleyeyim. Instagram hesabımda özellikle videomda bunun fiyatını paylaştım. Ya korumaları falan normalde, var. Normalde yüksek bir rakam var. Zaten çok ucuza veriyordum. Evet. Sadece Serkan'dan dolayı önümüzdeki tamam, hafta benim çarşamba şeyimi aynı fiyat geçerli Serkan'ın adını verenlere. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Daha da sonrasında gezeceğiz. Buradan da şimdi başka yere gidiyoruz. Orada da sonlandıracağız. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın. Evet, şimdi de Endrover TR yani Vahit'in yanındayız. Daha önce biliyorsunuz çantası ve ön koruma demiriyle bir çalışma yaptık. Hatta ekran koruyucuyla beraber Vahit'e teslim olmuştuk. Vahit de bırak abi bana her şeyi ben halledeceğim diyerek motorumu çok güzel bir hale getirmişti. Yine buradayız. Neden buradayız? Çünkü yine kardeşim Burak. Ben de buradayım. Bugün kayıt günümüz Burak'la. Biliyorsunuz demin Cem Ayrınbat'taydık ve en son Vahit'te finali yapalım istedik. Çünkü motorunun koruma demirleri, daha doğrusu arka çanta demirleri ve arka çantası takıldı. Onu da bir görelim. Vahit'i rahatsız edeceğiz ama hayırlı olsun kardeşim. Sağ olsun. Burada çok güzel bir yan çanta demirleri çantasız halde takıldı. Çantada gelecek. Çantalarımız gelecek. Evet, bayramdan önce geleceği söyledi Vahit. İnşallah bakalım. Ben inanıyorum. Malları anca o zaman çekebiliyor abi. TR40 soft çanta aldık buralara. Çok güzel abi. Ondan sonra ben de, benimki kitli. De aynı herhalde değil mi Vahit öyle? Aynı. Zaten şeyde senden gördüm zaten bu çantayı. Ya estağfurullah, görme demeyelim. Gören zaten taktıracağı bir çanta. Yani benden görmene gerek yok. Sorun yok, oluyor. Yok. Sahiden çok hoşuma gitti çanta. Evet. Ondan sonra makine de yakışacağına emin olduğum için direkt geldim zaten. Geçen hafta gelip Vahit'le konuşmuştuk. Evet. Motoru teslim aldığımız günde gelip hemen montajını yaptırdı. Başka ne yaptırdın abi? Abicim başka ne yaptık? Çantamızı taktık. Tablası takıldı. Yan çanta demirlerimiz takıldı. Birazdan ellemeyeyim şimdilik. ekran koruyucumuz takılacak. Filmimiz takılacak. Evet. Ve benim en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi şu oldu. Headers koruma. Şu burası normalde boştu. Açıkta kalıyor değil mi? Şu geldi. Abi çok güzel gözüktü, çok baksana. Çok güzel olmuş. Ayrı bir böyle hırçınlık mı? Evet. Bir şey, hava, oradaki kafeslenmiş canavarı andıracak bir görüntü olmuş. Boşluğu tamamıyla kapattı. Evet. Harika. Elcikler zaten kendi elciğiydi. Orijinal elcikleri. Evet. Ondan sonra bunları yaptık. Yakın zamanda da koruma demirlerimize gelecek. Onların da montajını yine Vahit yapacak. Güzel olacak. Ben inanıyorum. Daha da güzellerini böyle yavaş yavaş motor kendi bir haline alacak. Sen kendi dükkanında sis düşünüyor musun? Sis lambası veren yok, şey? Yok, garantisi bu. Var mı? Yapacağım şey? Tabii ki. Yapacağım da ondan sonra bir iki gün sonra onu da uygulamasını yapacağım. Bir yerleri hemen hemen şurada hatta orijinal yerlerimiz var bu makinede. Orijinal sis farları. Bir açacağım, bakacağım. Ne yapabilirim, ne edebilirim. Ona göre de arkadaşlar, KTM'ci arkadaşlar, Burak'a gidin, ne yaptığını görün, ondan sonra bir deneyimlesin kendi motorunda. Ondan sonra gider yaptırabilirsiniz. Bu arada burada koruma demirleri, çanta, yan koruma demirleri, tur camları, puik, onlardan olduğu gibi ne gerekiyorsa burada mevcut. Gezip bakabilirsiniz. Hasanpaşa'da bu kadar gezebildim. Ona rağmen gerçekten önemli olan yerlere gidebildim. Kaan Elektronik'e ayrıca bir gidip ayrı bir bölüm yapmak gerekiyor. Çünkü yelpaze çok geniş. Size buradan Burak'la beraber hoşça kal diyelim. En son sözü söyle abi. Kendinize çok çok iyi bakın. Keyifli sürün, mutlu sürün. Sağlıklı olun ve mutluluklar diliyorum. İnşallah fiyatların yükselmediği, gelirlerimizin bol olduğu, mutlu sürüşler yapacağımız sağlıklı günlerimiz olsun. Hoşça kalın.